Herkese merhabalar. Modelini kendi oluşturduğum makrame çanta yapım videom ile sizlerle beraberim. Hem yapım aşamasında hem de çekim aşamasında gerçekten çok emek verdiğim bir video oldu. Bu yüzden sizden ricam, kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Özellikle eleştirileriniz varsa dinlemeyi çok isterim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi çantamızın ön kapağını yapmaya geçiyoruz. Küçük baklava dilimleri yapacaksanız arkadaşlar 8-8 ayırabilirsiniz ipleri. Ben biraz daha portföy tarzı olsun, yazın kullanabileceğim bir çanta olsun istiyorum. O yüzden 16 tane ip ayırıyorum. 8 sağ tarafa, 8 sol tarafa büyük bir baklava dilimi yapacağım. İçini ilk başta kare örgü tekniğiyle dolduracağım. Daha sonra örgü sepet tekniği var, hasır tekniği de diyor bazıları. O şekilde dolduracağım. Şimdi burada başlarken özellikle 8-8 ayırdıktan sonra sağda kalan iple beraber sol tarafa geçiyoruz. Bir ipi iki kere lütfen düğümlemeye özen gösterin, sıkışması için, çıkmaması için özellikle. Onun dışında burada dikkat etmemiz gereken yine elimizin sabitliği, çünkü bir belirli bir çaprazda gitmemiz gerekiyor. İpleri çok fazla gergin bırakmayın, çok fazla da salmayın. Bu sefer çantanın ön kapak dengesi biraz bozulabiliyor. Baklava dilimlerinin yarısına geldikten sonra duruyoruz. İçini kare düğüm tekniğiyle dolduracağım. Özellikle şu şekilde söyleyeyim size. 1 başlıyorum, 2 arttırıyorum, 3 oluyor. 3'ten sonra tekrar 2 ve 1 şeklinde baklava diliminin içini doldurmuş oluyorum.
Şimdi baklava dilimlerimizi kapatacağız burada. Dikkat etmeniz gereken ipleri biraz sıkı tutmanız. Ben hafif gevşek tuttum ipleri. O yüzden biraz çantamın ön kapağında dengesizlik oldu. Ama tekrar yani fark ettiğimde geri dönemedim. Çünkü gerçekten bitirmek üzereydim. Kendim kullanacağım için bir sıkıntı yok. Ama sizi erkenden uyarıyorum. Siz en azından böyle bir hataya düşmeyebilirsiniz. Şimdi çantanın sol tarafında olduğumuz için fazla bir tane ilmek olacak. Bu fazlalık ilmeğin içeri tarafa bakmasını istiyorum. Çünkü çantanın dışına da bir işlem yapacağım. O yüzden bitirirken ne yapıyorum? Soldaki ipi sağdaki ipin üstüne atıyorum. Bu şekilde iki kere düğümleyip bitiriyorum. Fark ettiyseniz ip artık çantanın içeri yönüne doğru. Bazı şeyler tam istediğim gibi olunca böyle sevgi pıtırcı olabiliyorum. Çantanın ön kapağında ilk 4 sıra baklava dilim olacak, kare baklava dilim. Altındaki 3 sırada hasır dilim olacak. Burayı yan yana isterseniz dördünü de örebilirsiniz. Ben size göstermek için ikisini hızlıca yaptım. Model hızlı bir şekilde ortaya çıksın diye.
Şimdi burada bağlantıyı yapıp kasır örgü baklava dilimini yapacağız. Yukarıda yaptığımızın aynısı, hiçbir farkı yok. Sadece içini yaparken bu sefer kare değil de farklı bir yöntem kullanacağız. Çok basit bir yöntem zaten. Daha önce de yaptığınız eminim buna. Şimdi ipleri tam ortadan ayırıyoruz ve çapraz bir şekilde birbirinin içinden geçerek bir sepet örgü modeli yapacağız. Bu şekilde her ipi diğer iplerin arasından alttan üstten alttan üstten şekilde nizami bir şekilde tabii ki yapmamız gerekiyor. İpleri çok sıkmayın burada. Baklava dilimi gerilebiliyor, yani küçülebiliyor aynı zamanda. Ona dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Birinci ipi hangi yoldan geçirdiyseniz ikinci ipi onun tam tersi yönlerinde hareket ettirin. Üçüncüyü de diğerinin tersi. Bu şekilde aslında örgümüzü tamamlıyoruz.
Evet, şimdi baklava dilimimizi kapatma zamanı. Oldukça yavaş burada hareket edin bence. İpleri germemek için özellikle. Bir ipi yine iki kere düğümlüyoruz ve baklava dilimimizi kapatıyoruz. En sondaki düğüm yine yukarıda yaptığımız gibi iç tarafa bakarsa model oluşturmakta daha kolaylık çekersiniz. Şimdi burada yaptıklarımızın aynısını yan tarafta da uyguluyoruz ve kapağımız bu şekilde bitmiş oluyor. Kapağın biraz daha toparlanması için ve kenarlarının belirli olması için bu şekilde düğüm atıyorum yanlardan başlayarak. Bazı bölgelerde ipim kısa kaldı. Yani düğümleyemeyecek kadar kısa kaldı. Orada da altta bıraktım. Açıkçası hiçbir açılma olmaz, hiçbir sıkıntı da olmaz. Bu şekilde siz de bırakabilirsiniz. Siz biraz daha tecrübelisiniz artık ben yaptığım için. 27 sıra değil de işte 3 daha eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde ipinizi biraz daha arttırabilirsiniz.
Şimdi çantamızın gövdesine göre dilediğiniz kısalıkta kesebilirsiniz. Daha sonra size ince uçlu bir tarak lazım. Buradakileri açacağız çünkü taranabilir bir makrome ipi bu. Açtıktan sonra daha güzel olacak. Değişimi siz de göreceksiniz. Şimdi çantamızın yanlarını bağlamak için çantayı ters çeviriyoruz. Tersten yaparsanız ipin kaba kısımları içeride kalır, dışarıdan çok belli olmaz, daha güzel olur. Yanlarda kalan ufak kısım ipleri görüyorsunuz. Onları da çantanızın gövdesi kaymaması için, en azından birbirine denk getireceğiniz noktaları belirlemek için sabitleyebilirsiniz çantayı. Ben 1,5 metre ip kestim. Her iki taraf için de aynı şekilde geçerli. İlk başta normal, çantanın başlangıcında yaptığım düğümün aynısını burada da yapıyorum. Karşılıklı zincirleri aslında gördüğünüz gibi birbirine geçireceğim ve bu şekilde çantayı kapatmış olacağım. İki taraf için de aynısı geçerli, çok basit. Hiçbir şekilde iğne ipi kullanmanıza gerek yok, elleriniz yeterli. Evet, şimdi çantamızın sapını yapacağız. Burada kamera biraz flu olmuş. Bu yüzden özür dilerim sizlerden. Tam netlik sağlayamamışım ve bunu fark etmedim. Çantamızın sapını yaparken yine normal bir şekilde düğümlüyoruz. Sağlam bulduğunuz noktadan yaparsanız daha iyi olur. Çok böyle uca yakın yapmayın. Çünkü ağırlık geldikçe bu sefer çantanın şekli bozulmaya başlıyor. Tecrübeyle sabit. Burada çantanın ana temelini yaptığımız düğüm tekniğini kullanıyoruz. Bu sefer 3-3 sırayla değil de bir sağ bir sol şeklinde. Çok basit aslında. Zaten çantayı bitirdiğiniz için şu aşamada bu size çok kolay gelecektir. Şimdi çantaya
Bitişini sabitlerken ipleri lütfen iki gruba ayırın. Çünkü tek grup yapar da içeride düğüm atarsanız ağırlık geldiğinde çıkma ihtimali olacaktır. Ama diyelim ki bir üstünden bir de biraz daha altından iki grupta ipleri batar ve arkadan düğümlerseniz bu şekilde ağırlıkta bir çıkma yaratmayacaktır. Çantanın kendisinden destek alacaktır. İkincisi ise diğer tarafı ne kadar aşağıda yaptıysanız bunu da o şekilde yapın ki hani yamuk bir görüntü olmasın açıkçası. Evet, artık çantamız bitti. Şöyle güzel günler gelsin. Özellikle yaz günleri dışarı çıkabilecek olalım lütfen. Ve bunları da böyle ağız tadıyla kullanabilelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum başta da dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.